Merhaba, bu videomuzda Logitech G102 Prodigy Mouse tanıtıyoruz. G102 Prodigy bir oyuncu faresi olarak karşımıza çıkıyor ve gerçekten bir oyuncu faresinde olması gereken bütün özellikleri standart olarak bir araya toparlamış. Bir oyuncu ekipmanından bahsediyorsak eğer hemen ilk aklımıza gelen kullanıcılar içerisinde ilk aklımıza takılan nokta tabii ki fiyatı oluyor. Fiyatı konusunda oyuncu ekipmanları biraz pahalı geliyor diğer standart ürünlere göre ama burada Logitech Prodigy ile G102 ile bu algıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü oldukça ekonomik ve bu ekonomisiyle birlikte de oldukça fazla özelliği barındıran bir mouse olarak karşımıza çıkıyor. Bu özelliklerden en belirgini tabii ki İsviçre'de üretilmiş olan ve yenilenerek karşımıza çıkmış olan optik sensörü. Optik sensör 200 dpi ile 6000 dpi arasında bir aralığa ve genişliğe sahip. Kutu içerisinde ilk başta çıktığında bu 200 ile 6000 dpi arasındaki değişimi 4 farklı atamayla gerçekleştirebilirken Logitech'in mouse için gerekli olan yazılımını indirdiğiniz zaman bu yazılımı kullandığınız zaman 5 parçaya bölebiliyorsunuz. Bu da nasıl bir avantaj sağlıyor bize? Tabii ki oyunların içerisindeki senaryolara ve oyunlardaki farklılıklara göre arzu ederseniz mouse'un üzerindeki tuşlardan anlık olarak değiştirebildiğiniz DPI aralığı sayesinde, DPI değerleri sayesinde örneğin keskin nişancı rollerindeyken çok daha hassasiyet gerektiren noktalarda hızlı ve çevik olmanız gereken rollerde de çok daha hızlı hareket etmenize imkan sağlıyor bu DPI değişkenlikleri. Bahsetmiş olduğumuz geniş DPI aralığının dışında bu optik sensör oldukça hassas. Zaten bir oyuncu faresinde olmazsa olmazlardan biri bu. Bu hassasiyet birçok yüzeyde oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor. Ancak siz artı olarak bir oyuncu mousepad'ini kullanmanız takdirinde en ufak hareketinizde bile, en hassas hareketinizde bile bu optik sensörün sağlamış olduğu ergonomiyle ve bu teknolojiyle çok daha akıcı ve verimli hareketler ve çevik hareketlerde bulunabiliyorsunuz. Oyuncu faresiyle standart bir farenin arasındaki aslında en büyük farklardan biri de tabii ki üzerinde bulunan tuş sayısı. Standart bir farede 3 ya da 4 tane tuş mevcutken tabii ki bu oyuncu farelerinde bu sayı daha da artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tuş sayısının dışında da tabii ki standart farelere göre bu tuşların bir diğer farkı da programlanabilir olmaları. Logitech G102 Prodigy üzerinde 6 adet tuş bulunuyor. Aslında ilk başta baktığınızda toplam 5 adet görüyorsunuz ama buradaki bu tekerlek su kurulumda bir tuş olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu tuşların hepsi yazılım sayesinde, Logitech'in yazılımı sayesinde programlanabiliyor. Sadece programlanmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi hafızası içerisinde atadığınız ve programladığınız optimizasyonuyla kalıyor ve mouse'u yanınıza taşıdığınız ve başka bir bilgisayara taktığınızda da yine sizin programlanmış optimizasyonunuzla çalışmaya devam ediyor. G102 Prodigy'nin çevikliği sadece optik sensöründe değil, aynı zamanda sağ ve sol kliklerine de karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ne demek istediğimizi gelip eğer herhangi bir demonstrasyonda ya da herhangi bir şekilde deneme fırsatı bulursanız eğer Vatan Bilgisayar mağazalarında ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü fareyi daha bir bilgisayara takmadan kullanmak isteseniz, şöyle bir elinizde denemek isteseniz bile sağ ve sol kliklerin inanılmaz dirençsiz bir şekilde ve en ufak hareketinizde bile size direkt olarak tepki verdiğini göreceksiniz ki bu da hız gerektiren, çeviklik gerektiren oyunlarda, senaryolarda oldukça büyük avantajlar sağlıyor ki şurada belki biraz sesini duyabiliyorsunuz ama gerçekten kendiniz kullandığınızda ne demek istediğinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu sağ ve sol klik tuşlarının bu kadar çevik olması da az önce söylediğimiz gibi oldukça büyük avantajlar sağlıyor. Farenin hızı ve çevikliği tabii ki aynı zamanda bilgisayarla olan iletişim süresiyle de doğru orantılı. Buradaki iletişim süresi G102 Prodigy için 1000 Hz'lik yani sadece 1 milisaniyelik bir gecikme süresiyle karşımıza çıkıyor. Farenin çevikliği dışında tabii ki dayanıklılığı da oldukça göz dolduruyor. Sağ ve sol kliklerin 10 milyon kez tıklanmasında dahi hala çalışabiliyor olması ve alt tarafta bulunan pedlerinde kullanılan materyal itibariyle de 250 kilometrelik bir yol kat etmesine rağmen hala ilk günkü standartlarda kalmasına imkan sağlıyor. Farenin tasarım ve ergonomisi sağ el için kullanıma uygun ve simetrik bir tasarıma sahip olarak karşımıza çıkıyor.
Logitech'in tabii ki bütün ürünlerinde, bütün oyuncu ekipmanlarında kullandığı ve tercih ettiği, aynı zamanda bu ekipmanların kullanım, çeviklik ve dayanıklılığının dışında tabii ki göze hoş gözükmesi ve dizayn da önemli bir rol oynuyor. Burada da G102 Prodigy'de oldukça şık bir 16.8 milyon renk kapasiteli ve ayarlanabilir LED ışıkları mouse'un üstünde barındırıyor olması. Buradaki Logitech'in logosu ve mouse'u boydan boya şurada görmüş olduğunuz hemen tuşların arka kısmından diğer tarafına kadar saran LED'leri. Bu LED'leri dediğimiz gibi az önce istediğiniz renge 16.8 milyon renklik RGB kapasitesinde istediğiniz gibi atayabiliyor ve siz istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Videonun içerisinde bahsettiğimiz bütün atamaları, bütün programlamaları, optimizasyonları, örneğin LED'lerin optimizasyonunu ya da atanabilir tuşların, programlanabilir tuşların programlamasını oldukça akıcı, basit ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştireceğiniz yazılımı Logitech internet sitesine indirebilirsiniz. Yazılımın Türkçe destekli olduğundan bahsedelim. Bu sayede tabii ki bütün işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer siz de hızı, dayanıklılığı ve ergonomiyi tek bir mouse'a toplarken bütün bu özellikler için çok ciddi paralar ödemeden bunlara sahip olmak istiyorsanız Logitech G102 Prodigy istediklerinizde oldukça güzel bir şekilde cevap verecek.